Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir günden. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim yerinde. Çok şükür. Bugün sizlerle birlikte şu arkadaştan, Beldum'dan bol bol avlamaya çalışacağız. Tabii bol bol dediğim günde muhtemelen 2 ya da 3 tane maksimum olabiliriz. Yıldız tozunun müsaade ettiği kadarıyla. Bunlardan sizlere toplayacağım ve toplarken de bir yandan anlatacağım. Aslında çok zor değil. İlk başta evet çok zor gelmişti ama çok zor değil. Almanın yöntemlerini bulduk. Sizlere de onlara da bir yandan anlatacağım. Onun dışında keyfim neden yerinde? Onu söyleyeyim. Bir kardeşimiz, bir evladımız var. DM'de kas hastası. Çok da yakında aynı yerde yaşıyoruz. Onun gönüllü abiliğini üstlendiğim için çok mutluyum. Çünkü bir şeyler yapabiliyorum. Ve gerçekten işe yaradığımı hissediyorum. O yüzden bu bana ayrı bir huzur veriyor. Sizleri de bu duruma, bu hissiyata davet ediyorum dostlar. Benim kanalda da bulabilirsiniz ya da paylaşacağım linkten de bunu bulabilirsiniz. Hep birlikte başaracağımız bir şey. Ve şöyle birkaç gün önce aldığım kararla bu ayki kazancı komple o arkadaşımıza bağışlayacağız. O yüzden bugünlerde izlediğiniz videoların değeri çok daha önemli olacak dostlar. Bilginiz olsun. Bu izlediğiniz bütün videoların geliri arkadaşa bağışlanacak, kardeşimize bağışlanacak. O yüzden paylaşım yapıp izlerseniz, beğenirseniz çok faydalı bir iş için bu izlenmeleri yapmış olacaksınız. Buna inanmayan arkadaşlar olabilir. Önümüzdeki ayın 21'i 22'si gelirler veriliyor. YouTube gelirleri genelde öyle veriliyor. Bağışı yapmayacağıma inanan arkadaşlar 21'inde 22'sinde bana Instagram'dan ulaşsınlar dostlar. Kendilerine dekonto olduğu gibi atabilirim. Gönülleri rahat olsun. Ya da bu işi bu şekilde uzatmadan daha hızlı bir şekilde yapmak isteyen arkadaşlar varsa da direkt zaten valilik onayı, çocuğumuzun IBAN'ı var. Oradan direkt çocuğumuza bağış yapabilirler. Bu şekilde anlattım. Bundan sonra videoların başına genelde bu şekilde gireceğim dostlar. Çünkü iyi bir şeyler yapmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Sizi de bu duruma davet ediyorum. Şimdi görevlere dönelim dostlar. Şöyle özel görevlerde ormandaki fısıltılar görevinin sonuna doğru gelirken alan araştırması ve Poké Durak döndüreceğiz. Bunları zaten özellikle Poké Durak döndürmeyi Pokemon Go Plus rahat bir şekilde yapacak. Çekilişte vermiştik bildiğiniz kadarıyla. Fakat şu an bulmakta zorlanıyorum. Bulunca sizlere bir tane daha bundan hediye etmeyi düşünüyorum dostlar. Bilginiz olsun ama eğer bulmazsak yine de farklı bir ürün ayarlayıp sizlere yine hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Bol bol alan araştırması yapacağız bu süreçte. Bu görevi hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Sonrasını devam ediyorum ve Çelebi gelecek. Selebi diye okunuyormuş sanırım. Selebi gelecek. Shiny Selebi'yi de almak istiyorum. Bu görevi merak edenler, bu görev parayla zamanında aldığımız görevler arasındaydı. Kanalda şeyleri, kayıtları duruyor. Hemen şuradan geçelim. Bugün şeyi deneyeceğim dostlar. Şöyle yapacağım bugün. Teşekkür ederim motor. Videonun içinden geçtiğin için. Mega evrim haliyle, daha doğrusu en yüksek seviye evrim haliyle, Megatros haliyle normalinin kapışmasını merak ediyorum aslında. Megatros'u çok kasmadım. Charizard bu işi çok rahat bir şekilde hallediyor. Ama bir de bu şekilde deneyelim. Bakalım normal küçük evrimine karşı, Beldum'a karşı nasıl bir etkisi olacak? Ki burada zaten aralarındaki boyut farkını görüyorsunuz ama biz evrimleşince arada ciddi bir kapanış olacak dostlar. Hasara baktığımızda hasarın Charizard'a göre aslında çok az olduğunu görüyorum. Ama deprem atağı iyi vuracaktır. Evet yok. Ciddi bir azalma var. Yani ciddi bir kayıp var aslında. Charizard bu işi çok daha iyi hallediyor. Tabii ki bir ateş Pokemon'un bir metal Pokemon'a karşı daha güçlü olması kadar doğal bir şey yok. Yine de şansımızı deneyek dedik. Hani bu Pokemon'dan yakaladık. İşte bunun iyisinden yakaladık. Ama Charizard elimizde yok. Bu durumda bu idare eder mi diye baktım.
Şimdi şöyle yapacağız. Bunu mega evrim haline getireceğim. Atağı o şekilde yenileyeceğim. Ondan sonra Charizard'a geçiş yaparız ve Charizard'la devam ederiz. Mega evrim halinde de, yani max evrim halinde de acaba atağı ne kadar çok olacak, onu da görmüş oluruz dostlar. Maxi göstergesi gerçekten çok yavaş doluyor. Sanıyorum ki şu atakla birlikte bitmiş oluyor. Yani bu Pokemon'un daha etkili olmasını isterdim. Belki de bu haliyle çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Şimdi boyutlar aslına bakarsanız orantılı. Çünkü bu Pokemon'da bizim şu an kullandığımız Pokemon'un bir bacağı aslında. İşte 4 tane bacak birleşince bir bu Pokemon oluşuyordu hikayeye göre. O yüzden boyutlarının bir bacak kadar oluşu gayet doğal bir süreç aslında. Şöyle yapalım. Charizard'ımıza geçelim. Evet, bu Pokemon'u yenmek için Charizard'a ihtiyacımız olduğu çok belli dostlar. Charizard'ı daha önce aldım. Şu anki süreçte de alacağıma inanıyorum. Ve daha iyi bir Charizard bulmam lazım kendime. Bu yeterli bir Charizard değil aslında. Yine de işimizi görüyor şimdilik. Ama daha güçlü bir Charizard'la daha hızlı bir şekilde alabiliriz. Pokemon'dan bol bol alacağım. Sonuçta şu an oyundaki en havalı ya da en güçlü de denebilir. En güçlü Maxi Pokemon'lardan biri ya da en havalı Maxi Pokemon'lardan biri. Ya da en yeni gelmiş bile olsa benim bu Pokemon'u almam lazım. Bugün minimum 2 tane alacağız dostlar sizlerle birlikte. Evet, biraz uzun sürüyor. Şu anda canını yaralayamadık bile. Ama Charizard'ımız Maxi olunca o aradaki farkı kapatacağını düşünüyorum. Evet, şu an aradaki farkı kapatacağız. Diğer Pokemon'u deneme sebebim tamamen ne gibi sonuçlar alacağımızı görmek. Aslında deprem atağını da iyi bir hasar vermesi lazımdı. Evet, burada süper etkili atakla gerçekten iyi hasar veriyoruz ki arka arkaya 3 kere vurduğumuz için çok ciddi bir hasar geliyor. Bu arada dallara takıldım. Burayı da kesmeyeceğim tabi. İşte telefona bakıp yürümenin tehlikesi. Genelde doğal olsun diye bu tarz şeyleri kesmiyorum. Çünkü yürürken hepimizin başına gelebilir. Ben de videonun tam ortasını şu an kesmek istemiyorum. Sizin belki de yüzünüze güzel küçük bir gülümseme olur. Şu dal sayesinde. Evet, bence Pokemon'u yendik. Yani bu işi şu an Charizard dışında yapabileceğimiz bir Pokemon bence yok. Charizard'la da çok basit bir şekilde oluyor. Hatta iki kişi olursanız, ki normalde bunlara iki kişi katıldığını biliyorum. Tabii denemedim. İki kişi olursak çok daha rahat alabiliriz. Yarı sürede Pokemon'u alabiliriz. Normal halin belki de evrimleşmesine gerek kalmayacak diye düşündüm ama doldu. Zaten artık tek diyeceğiz. Şu an tek bir hatamız kaldı. Burada gördüğünüz gibi maxi olduktan sonra canını arttırmaya da ekstra kalkan seçeneklerimiz de var. Ben onları da açtım dostlar. Onları daha hiç kullanmadım ama onları da belki bir sonraki atakta nasıl tepki verdiğini görmek için kullanmış denemiş oluruz. Ben siz denemeden önce denemeye çalışıyorum. Ki yanlış bir hamle yapmamanız için. Örnek veriyorum, işte nekrozma zamanında ayır butonunu size gösterdim ki yanlışlıkla ayırmamanız için dostlar. Ben bu arada hiçbir Pokemon koymuyorum şeye. Kazandığım maxi noktalara, çünkü hiçbir faydası olmuyor. O yüzden ben Pokemon koymamayı tercih ediyorum. Şekere ihtiyacımız yok ama yine de fazla şekerden de zarar gelmez deyip şu atağı daha tam çözemedim. Yani burada tam mükemmel atışı bulamadım dostlar. Az önceki dal gözüme kaçtı bu arada. Sıkıntı yok. Evet, birini aldık. Şöyle bakalım. Evet, kötü geldi. Şimdilik tabii ki bunu göndermeyeceğim. Bize lazım olabilir. Şöyle rotasyon belirleyeceğim. Nerede var diye. Tabii bir Charizard da alabiliriz ama bir tane daha Beldum almak isterim. Ben bakınayım dostlar. Bulayım. Orada buluşuruz. Şimdilik videoya ara veriyorum. Birazdan alacağımız Maxi Pokemon'un yanında buluşuruz. Evet dostlar, diğer Pokemon'umuzun yanına geldik. Fakat bunu bana bayağı uzak geldi. Bu kadar uzak olduğunu düşünmüyordum. Ya da artık yaşlanıyor muyuz, ne diyeyim bilmiyorum. Çok daha yakın diye düşündüm. Uzak geldi, biraz fazla yürüdüm. Şimdi şu Pokemon'un canını doldurmayı unutmuşum. Bunların canını da dolduralım. Zaten tek Pokemon yetiyor. Bunu da alalım. Muhtemelen bir tane daha alamayacağız. Şöyle gölge bir yere geçmeyi planlıyorum.
Çok da uzaklaşmayın dostlar bu akını yaparken. Çünkü son dakikaya kadar Pokemon'u yeniyor gibi görünürsünüz ama uzaklaşırsanız, o Pokestop'la ilgili bağlantı çok uzaklaşırsa bütün emeğiniz boşuna gider. Evet, iki ağaçlar var. Bir ağaç işimizi görür. Şimdi şöyle ufaktan saldırmaya devam edelim. Dediğim gibi bir Charizard'la ataklarını ateş yaptıktan sonra Pokemon'u tabii Charizard'ınız orta güçlükte bile olsa yenememe ihtimaliniz yok. Tek kişi alabilirsiniz dostlar. Çünkü görüyorum, almayan ya da görmeyen arkadaşlar var. Benim de ilk gözümü çok korkutmuştu ama rahatlıkla alabilirsiniz. Zaten normal haliyle bile şu an çeyrek canını ya da çeyreğe yakın diyelim. Çeyreğe yakın canını yedi. Özellikle aşırı ısınmayla zaten güzel bir tırnak boyutunda canını alıyor. Şöyle şuradan az uzaklaşayım. İki devleşme geçirir muhtemelen ama şöyle yapacağım. Halen devleşme diyorum. İki maxi geçirir muhtemelen. Birinde şu kalkanı ya da canı deneyeceğim. Canın bildiğim kadarıyla %50'si canının %50'sini dolduruyor. Yani bu tarz durumlarda lazım olabilir aslında. Diyelim ki Pokemon'unuz tam ölmek üzere, atağının birini cana kullanabilirsiniz. Ben de şu an öyle yapacağım. İki tane atak atacağım. Sonra atağında cana basmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir etki olacak. Daha önce dediğim gibi denemedim. Daha çok saldırıya yönelik hamleler yaptım. Ama şu an mesela ilk hamlemizi kullandık. İkinci atağımızı kullandık. Ve 3'te Maxi Ruhu kullanacağız. Maxi Ruh'un nasıl bir etkisi olduğunu görelim. Evet, %50 diyordu ama çok küçük bir artış oldu. Yani o can artışının bize herhangi bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Ben eksilen canının %50'si mi, kalan canının %50'si mi, onu bir bakmak lazım. Çünkü o yükselen can hiçbir şeyin %50'sine benzemiyordu. Ben çok mantıklı bulmadım can artışını. Kalkanın nasıl bir etkisi olur? Darbeleri tamamen mi almaz? Onu da görelim. Onu da bir denemek lazım aslında ama bir yandan da Pokemon'umuzun canı bitiyor. Tabii bütün hamleleri atağa kullansak daha verimli olurdu normalde ama bir tane de kalkan kullanacağım. Bir de kalkanı görelim. Eğer tabii o süre zarfına kadar ölmezse bir tane de kalkan görelim dostlar. Kalkanın nasıl bir etkisi olduğunu görelim. En azından canın mı kalkanın mı daha çok etkili olduğunu görmüş oluruz. Bir de tabii ben bu Maxi Ruh'un ya da işte şeyin ataklarını güçlendirmedim. Güçlendirsek tabii ki daha etkili olur. Ben genelde atağı güçlendiriyorum ki atakla genelde işimizi halledebiliyoruz diye. Şöyle iki tane atak yapıp bu sefer de kalkana basacağım dostlar. Bu sefer de kalkanda görelim nasıl bir etkisi olacağını. Şöyle bir tane daha kullanalım. Maxi korumayı da görelim. Normalde biterdi. Şöyle maxi koruma yapalım. Evet, önünde bir set bir duvar oluştu. Canında böyle enteresan çizgiler oluştu. Acaba canı gitmeyecek mi? Yoksa canı daha kontrollü bir şekilde mi gidecek? Tabii o süre zarfına kadar ölmezse. Şöyle baktık. Evet, kalkan azalıyor dostlar. Kalkan aslında bakarsanız candan sanki daha mantıklı gibi geldi bana. Hani özellikle eğer bu canının çok hızlı azaldığını düşünen bir Pokemon'da daha mantıklı olabilir. Tabi bunları deneyerek göreceğiz. Bir de bunları kasmamız lazım, güçlendirmemiz lazım. Daha güçlendiremedik. Maalesef çok sınırlı sayıda maxi parçacık verdiği için bunları deneme fırsatımız olmuyor. Şöyle yapalım. Bu Pokemon'u da alalım. Shiny varsa ben Shiny istiyorum aslında. Ya da bir tane full olursa onu da böyle ayrıyeten tamamen kasmak istiyorum ama genelde 93, 96, işte 98 civarlarında kasıyorum. Çünkü bu Pokemon'lar zaten zor bulunuyor, zor kasılıyor. O yüzden çok da zorlamıyorum aslında. Bunları kasmıyoruz tabi ama onun dışında diğerlerini kasıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bunun için birkaç gün sonra tekrar çıktığımızda denemiş oluruz. Nerede benim Charizard'ım? Charizard'da kaçıncı seviyeymiş? Birinci seviyeymiş ataklar aslında. Mesela bunu ikinci seviyeye aldığımızda ne değişiyor acaba? Şöyle ikinci seviyeye alalım. Şöyle ikinci seviyeye alalım. Bir sonraki daha çok hasar vereceğini söyledi. Ve bunun üçüncü seviyesi de var. Aslında bunları tam güçlü bir Pokemon'da, örnek veriyorum işte 98'lik bir Pokemon'da ben bunu gönül rahatlığıyla kasarım. Daha da güçlüsünü beklemem zaten. Mesela bunda da fırsatımız olursa, işte daha fazla maxi parçamız olursa
Bunları da toplayacağız. Şimdi genelde bu birkaç gün içerisinde genelde bu tarz videolar olacak dostlar. Ben genelde şu Maxi Pokemon'lardan toplamaya çalışacağım. Birkaç tane güzel haberim var. Bir tane sürprizimiz var. Çok güzel. Yakın zamanda onu yapacağız. Çekilişle ilgili. Ve bir tane çok değerli bir Pokemon'un takasını yapacağız. O da size sürpriz olsun. O Pokemon'u da eminim böyle gördüğünüzde aşırı hoşunuza gidecek bir Pokemon. Umarım denk gelir. Umarım yapabiliriz. Şimdilik sadece bir proje ama yapabilirsek çok güzel olacak. Videoyu kapatmadan önce Instagram hesabımızı, WhatsApp kanallarımızı, Discord'u, YouTube'u mutlaka takip edin dostlar. Ve şu an izlediğiniz videoların çok güzel bir evladımıza can olacağını unutmayın. Elimden gelen bu. Herkes elinden geleni yapsa zaten DM'de ya da SMA diye hastalıklar kalmaz. Herkes elinden geleni yapsın dostlar. İyi seyirler.